Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki biyoloji ödevlerimizi birlikte çözelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir bitki sorusu. Çiçeksiz bitkilerde aşağıdaki özelliklerden hangisine rastlanmayacağını soruyor. Şimdi arkadaşlar biz burada iki adet yanlış cevabımız var. Çünkü biliyorsunuz ki çiçeksiz bitkiler damarlı çiçeksiz ve damarsız çiçeksiz olarak ikiye ayrılıyor idi. Ve her iki kategoride de döl almaşı ile çoğalma, fotosentez yapma gibi özellikler ortak bulunuyor idi. Damarlı çiçeksiz bitkilerde ise iletim demetlerine sahip olma vardı. Fakat çiçeksiz bitkiler tohum oluşturamazlar. Bu nedenle tohumla çoğalamazlar ve meyve oluşumu da söz konusu değildir. Yani yanıtımız Bursa veya Denizli olacaktır. İkiye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi canlılar arasında sadece bitkiler aleminde sınıflandırılan türlerde bulunan bir özelliktir diye soruyor. Yani sadece bitkiler aleminde sınıflandırılan bir türe ait olacak bu özellik. Arkadaşlar fotosentez yapma protistlerden örgülenen adı mevcut. Bazı fotosentetik bakteriler var. Oksijenli solunum yapma tüm canlı gruplarında olabilecek bir olay. Eşeğil üreme yine diğer canlı gruplara da etki eden, onlarda da gerçekleşen bir süreç. Kloroplast bulundurma yine aynı şekilde. Öglena gibi ve alter gibi bazı protistlerde de kloroplast var. Ama meyve oluşturma sadece bitkiler aleminde sınıflandırılan kapalı tohumlu bitkilerde mevcut. Diyelim yanıtımız Ceyhan olsun. Şimdi burada bir kapalı tohumlu bitkiye ait çiçeğin yapısını görüyorum. Öncelikle bunda hem dişi hem erkek üreme organı aynı anda bulunuyor. Bu bir tam çiçek karşımızda. Şimdi okuyalım. Bu bitkiyle ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Kapalı tohumlu bir bitki doğru. Meyve kesinlikle oluşturur. Kapalı tohumlu bitkiler kesinlikle meyve oluşturuyor. Hem erkek hem dişi üreme organları olduğuna göre hem yumurta hem sperm oluşturacaklar. Bakın burada çanak yaprak adını verdiğimiz böcekleri cezbeden ve değişik aromatik salgılar üreten yapraklar var. Tozlaşmak için böcek ya da benzeri bir tozlaştırıcı kullanacaklar. Bu da doğru. Ne demiş Ede? Gerçek kök, gövde ve yaprak bulunmaz. Bu yanlış arkadaşlar. Bunlar çiçeksiz bitkilerde oluyordu. Biliyorsunuz çiçekli bitkilerde artık gerçek kök, gövde ve yaprak kesinlikle tamamen çok gelişmiş olarak bulunuyor. Yanıt Edirne. Evet, dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilerden farklı olarak sadece kapalı tohumlu bitkilere aittir? Evet arkadaşlar, üreme hücrelerinin kozalakla üretilmesi açık tohumlu bir bitkiye ait özelliktir. Örneğin çam demiştik. Çam ağacında dişi ve erkek kozalaklar farklı çiçekler üzerinde bulunuyor idi. Tohum sadece embriyonun döllenmiş hücresinden gelişmesi. Embriyonun döllenmiş hücreden gelişimi çiçekli bitkilerin tamamında ortak. Tohumun meyveyle çevrili olması diyor. Şimdi arkadaşlar biz zaten özellikle söyledik. Açık tohumlu bitkilerde böyle bir meyve oluşumu olmuyor idi. Fakat tohumun meyveyle çevrili olması özelliği sadece kapalı tohumlu bitkilere ait bir özelliktir. Cevap ne oluyor? Ceyhan. Evet, tüm çiçekli bitkilerde yine iletim demetleri var. Organik besinler soymuk borularıyla taşınıyor. Bunu da biliyoruz. 5 numara. Yukarıdaki alemlerden hangisine ait canlılarda klorofil pigmenti bulunabilir? Yani hangilerinde fotosentetik türler vardır? Bakteriler fotosentetik olabilir, klorofil bulundurabilir. Protist aleminden öglena olabilir arkadaşlar. Kloroplastın içerisinde klorofil vardır. Mantarlar tüketicidir, kesinlikle fotosentez yapamaz. Bu durumda kesinlikle klorofil içermezler. Eledim, bitkilerin tamamı kloroplasta sahiptir. İçerisinde klorofil bulunur, fotosentez yapabilirler. Yani 1, 2 ve 4'te klorofil bulunabilir. Yanıt Ceyhan oldu. 6 numaraya gelelim. Ne diyor? Hücre yapısı olarak diğerlerinden farklıdır. Şimdi arkadaşlar burada bakıyorum ben. Amip tek hücreli, öglena tek hücreli. İkisi de ökaryot. Mavi yeşil alg tek hücreli prokaryot. Plazmodium tek hücreli ökaryot. Ama mantara bakıyorum. Mantar tek veya çok hücreli ökaryot. Yani mantar arkadaşlar bu saydığım organizmalardan çok daha
kapsamlı bir yapıya sahip. Yani çok hücreli olabilen türleri olduğu için hücre yapısı diğerlerinden farklı. Yanıtım mantar, ceyhan. 7. sorum. Yukarıdaki canlılarda gözlenen ortak özellik hangisidir? Evet. Suyu sulu, damarsız, çiçeksiz bir bitki fotosentez yapar. Yani bütün bitkiler zaten fotosentez yapar. Öglena, tek hücreli ökaryot bir canlı, protista aleminde fotosentez yapıyor. Kloroplasti var. Eğrelti otu, damarlı, çiçeksiz bitki fotosentez yapıyor. Yani 3 canlı türünde de fotosentez yapma ortak. Fotosentez demek ışık enerjisini absorbe etmek, soğurmak demektir. Bu nedenle yanıtım Bursa olmaktadır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Solunum, oksijenli ya da oksijensiz ortak. Boşaltım, ortak beslenme, ortak büyüme, ortak homeostasi, organizasyon, büyüme ve gelişme birçok özellik ortak. Ama fotosentez sadece klorofil pigmenti içeren canlılarda meydana gelir. O nedenle yanıtım fotosentez Bursa. 9. sorum. Kapalı tohumlu bitkilerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Evet, şimdi tek çenekli bitkilerde otsu türler mevcut. Kambiyum bulunmuyor. Yapraklarda paralel damarlanma var ve saçak kök sistemi gözlenmekte. Çift çenekli bitkilerde ise otsu formlar da var ama çoğu odunsu. Kambiyum var, ağsı damarlanma söz konusu ve kazık kök var. Bu durumda baktığın zaman 1 numara yanlış oluyor, 2 ve 3 doğru oluyor. Yanıtım Denizli. 10. soruma geldim. Bitkileri sınıflandırırken hangilerine bakılır? Bitkileri sınıflandırırken damarlı, damarsız olup olmamasına, iletim demetinin olup olmamasına bakarız. Tohumlu ya da tohumsuz diye, çiçekli, çiçeksiz diye ayırırız. Buna da bakarız. Tüm bitkiler fotosentez yapar, buna bakmıyorum. Damar yapılarına bakarım. Örneğin tek çenekli bitkilerin yapraklarında paralel damarlanma, çift çenekli bitkilerin yapraklarında ağsı damarlanma görülür. Bu durumda neye bakarım? 1, 2 ve 4'e bakarım. Yanıtım ceyhan olur. 11. sorum. Açık ve kapalı tohumlu bitkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi, açık tohumlu bitkilerin taslakları bir örtüyle çevrilir. Ancak ne olmaz? Meyve oluşumu gözlenmez arkadaşlar. Açık tohumlu bitkiler her daim yeşil, yaprak dökmeyen çok yıllık odunsu bitkilerdir. Hatta ders esnasında ne demiştik? Çam ağacı daima yeşildir, yapraklarını asla dökmez. Ama burada B şıkkında ne demiş? Bakın, açık tohumlu bitkiler kışın yapraklarını döker demiş. Bu yanlış. Kapalı tohumlu bitkiler tek veya çift çenekli olarak zaten ayrılıyor. Diğerlerinden bahsettik. Yanıtım Bursa. 12. soru. Çift çenekli odunsu bitkiler, yaşını almış odunsu bitki, iletim demetleri hepsinde var çiçekli bitkilerin. Kambiyum kesinlikle bulunmakta, açık tohumludur diyor. Hayır, biz kapalı tohumlu bitkileri tek ve çift çenekli olarak ayırmıştık. Yani yanıtım Denizli oluyor. 13. soru. Çift çenekli bitkilerin tüm formlarında, yani tek ve çift çenekli bitkiler diye ayırdım kapalı tohumları ve çift çenekli bitkilerin hepsiyle ilgili özellikleri sormuş. Enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyum hepsinde var. İletim demetleri, odun ve soymuk boruları daima var. Odun boruları su ve mineral taşıyor, soymuk boruları organik besin taşıyor arkadaşlar. Gerçek kök ve gövde sistemi çiçekli bitkilerin tamamında zaten bulunur. Yanıtın hepsi olacak Edirne. Şimdi ikinci ödevimize gelelim. İkinci ödevimizi çözelim. İkinci ödevimiz bildiğiniz gibi bitkiler aleminden değil, bütün alemlerden karma olacaktı. Başlayalım. Amip'le ilgili bir soru var. Amip'e ait hangileri doğrudur? Öncelikle bazı özelliklere göz atacak olursak, amip protista aleminden tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot hücre yapısına sahip bir canlı. Bazı türlerinin parazit olduğunu ve bağırsaklarında sorun meydana getirdiğini söylemiştik. Hastalığın adına da amipli dizanteri ismini vermiştik. Vücut örtüsü taşımaz diyor. Bu da doğru. Bu doğru bir yargı arkadaşlar. Çünkü niye? Amipin sabit bir şekli yok. Vücut örtüsünden kastımız şekli sabitleyen pelikula kılıfı. Bu amipte bulunmuyor arkadaşlar. Zarlı organeli yok demiş. Bu yanlış. Neden? Çünkü amip ökaryot hücre yapısına sahip. Zarlı organel bulunacak. Doğru olanlar 1 ve 2. Yanıtım Bursa.
Bu sefer de öglena ile ilgili bir soru var. Hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Tek hücreli ökaryot fotosentetik bir canlı öglena kloroplast taşıyor. Tatlı suda yaşıyor. Belirgin bir şekli var. Pelikula tabakası taşıyor. Yanıtım Edirne olmakta. Şimdi devam edelim. 3 numaralı soruma geldim. Bakterilerin sınıflandırması yaparken bunu defalarca tekrar ettik arkadaşlar. Solunum tipi, beslenme tipi, gram pozitif ya da negatif olmasına bakarız. Yani yaşadıkları yere ve üreme şekillerine bakmayız. Yanıtım Ceyhan oluyor. 4. Saprofit mantar ve bakteriler ile ilgili olarak hangileri ortaktır? Saprofit mantar ve bakterileri de ortak olan özellikler. Sindirim enzimleri gelişmiş, hücre dışı sindirim yapmaları. Ortak bir diğer yön, ikisi de tüketici heterotrof ve ikisinde de hücre çeperi var. Mantarın hücre çeperi bir polisakkarit olan kitindir. Bakterilerin hücre çeperi ise kısa peptit zincirlerinden oluşmuş olan peptidoglikandır. Evet, bakalım bakteri prokaryottur, mantar ise ökaryot. O zaman okuyalım seçenekleri. Sindirim enzimi gelişmiş, doğru. İkisi de heterotrof, doğru. Hücre çeperi ikisinde de var ama bileşenleri farklı, doğru. Ökaryot demiş, hayır bakteri prokaryot. Yani 1, 2 ve 3 ortak, yanıtım Denizli. 5 numaralı sorum. Protista aleminde yer alan tüm canlılar ile ilgili olarak hangileri ortaktır? Hepsi ökaryot, o zaman hepsinde çekirdek var. Sporlu üreme, hayır sporlu üreme plazmodyumda var ama hepsinde yok, bu gitti. Aktif yer değiştirme, alpler arkadaşlar biliyorsunuz aktif olarak yer değiştirmiyor, bu da ortak değil. Fotosentez yapma, öglena gibi alp gibi türlerde var ama hepsinde yok, bu da ortak değil. Ortak olan sadece çekirdek bulunması, cevabım Adana. Mantarlar olaylarından hangilerini gerçekleştirir? Mantarlar tüketici heterotrof canlılardır. Yapılarında kloroplast bulundurmaz. O yüzden fotosentez yapamaz. Bunlar arkadaşlar dolayısıyla glikoz sentezleyemez. Nişasta depo etme mantarlara ait bir özellik değildir. Çünkü burada arkadaşlar seçeneği yanlış yazmışım. Şimdi düzeltme yapalım. Şimdi depo polisakkaritleri glikojen, nişasta depolama yanlış oluyor. Burada ben şıkkı yanlış yazmışım. Spor ile çoğalma diyor. Bakalım spor ile çoğalma. Mantarlar sporla çoğalır, bu doğru. Saprofit veya parazit beslenme, bu da doğru. Yanıt arkadaşlar Ceyhan olacak. Bunu lütfen dikkat edelim. Ben şıkkı yanlış yazmışım. Şimdi arkadaşlar 7 numara. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen bakteri ile ilgili hangileri doğrudur? Bakteri ile ilgili hangileri doğrudur? Evet. Işığı soğurabilen pigment taşır, kamçı taşımaz, ribozom bulunur. Bu bakteri klorofil taşıyor, demek ki fotosentetik. Kamçı yoksa aktif hareket yok. Ribozom her canlıda var. Yani protein üretme bu bakteride de var. Klorofil var dedik. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür dedik. Aktif olarak yer değiştirmez, doğru. Kendine özgü protein üretir, doğru. Işık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürür, bu da doğru. Yanıtım ne oldu? Edirne. 8. Bakterilerde görülen endospor oluşumu ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye soruyor. Endospor, olumsuz ortam koşullarından korunmak için oluşturulan bir yapı. Endospor oluşturulan süreç içerisinde bakterinin metabolizması hızlı, enzimlerini kısa süreliğine bloke ediyor. Yani ortamdaki suyu %15'in altına indirmeye çalışıyor ki enzimler bir süre çalışmasın. DNA kendini kopyalıyor ve yedek bir DNA oluşturuluyor. Oluşturulan yedek DNA'nın etrafı endospor adını verdiğimiz kılıfla örtülüyor ve uygun ortama geçiş yaptığında bakteri endospor zarı parçalanıyor. Okuyalım. Hangileri doğru? Kalıtım materyalini değişen çevre koşullarına karşı korumak için yapar. Doğru. İçerisindeki su miktarı %15'in altında bulunması metabolik faaliyetleri minimuma indirir. Bu da doğru. Uygun ortam koşulları eski haline dönünce endospor zarı parçalanır. Bu da doğru. Yanıt ne olacak? Edirne. Alemden türe gidildikçe ne olacak? Birey sayısı azalacak. Evet, çünkü daha spesifik bir yere gidiyorum. Protein benzerliği artacak. Gen ortaklığı artacak. Yanlış olanı soruyor. Birey sayısı artar. Yanlış. Protein benzerliği azalır. Yanlış. 1 ve 2. 10. soru.
tüpler koymuş, bakterilerin solunumuyla ilgili sormuş arkadaşlar. Şimdi X'e bakıyorum, bakteriler tüpün üst kısmına üşüşmüş. Demek ki bunlar oksijenli. Solunum yapacak zorunlu aerob mezozomları var, kıvrımları ve elektron taşıma sistemi elemanları mevcut. Y tüpünde ise arkadaşlar geçici anaerob, normalde aerob olan türler var. Geçici anaerob dememizin sebebi, biliyorsunuz ki burada daha yoğun bakteriler var, burada daha az yoğun var. Yani bunlar her türlü skalaya daha çabuk uyum sağlayabilir. Z tüpünde ise zorunlu anaerob bakteriler var. O zaman yorum yapılamaz diye soruyor. Aynı ortam alındıklarında Y bakterisinin yaşama şansı diğerlerine göre daha fazla. Bu doğru. X bakterisi ETS elemanı taşır. Bu da doğru. Z tüpündeki bakteri çift zarlı. Bir kere bakteride çift zarlı organel bulunmaz. 3 numaralı yorum yapılamaz. Yanıt Bursa. 11. Arkeler ve bakteriler alemi için hangileri ortaktır? İkisi de prokaryot, ikisinin de hücre duvarı var. Bakterinin hücre duvarı peptidoglikan, arkenin hücre duvarı ise lipid tabakalı bir bileşenden oluşur. İkisi de ribozoma sahip, ikisi de protein sentezler. Yanıt Edirne. 12. Aşağıdakilerden hangisi mantarlar alemindeki tüm canlılar için ortaktır? Çok hücreli olma, tek veya çok hücreli olabilir, ortak değil. Saprofit veya parazit olabilir, ortak değil. Eşeğli üreme, sporlu üreyenleri de var. Bu da ortak değil. Hiflerden oluşma, maya mantarlarında hif ve miselyum yoktu. Bu da ortak değil. Ama hepsinde ortak olan şey ökaryot olmaları. Yanıt Edirne. Evet, 13. Aşağıda verilenlerden hangisi bakteriler alemiyle protista alemini ayırt eden özelliklerdendir? Bakteriler prokaryot çekirdekleri yok. Protistalar ökaryot çekirdekleri var. O zaman gerçek çekirdeğe sahip olmayla ben bakteri ve protista alemine ayırt edebiliyormuşum. Evet, son sorumuza gelelim. Bitkilerin sınıflandırılması yapılırken nelere bakılır? İletim demeti bulundurmalarına bakılır. Damarlı, damarsız, tohumlu, tohumsuz, buna da bakılır. Ama bütün bitkiler fotosentez yapar. Damar yapılarına bakılır. Tek çenekli bitkilerde, kapalı tohumlu bitkilerden tek çenekli bitkilerin yaprakları paralel damarlamaya sahip. Çift çenekli bitkilerin yaprakları ise ağası damarlanmaya sahip. Yanıt ne oluyor? Ceyhan, görüşmek üzere.